Cumhurbaşkanı Bakanlar Kurulu'ndan sonra yaptığı açıklamada bir açıklama yaptı. Dedi ki işte ekonomik kurtuluş savaşı veriyoruz diye. Ve Twitter'da sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. 5 paylaşımın içerisinde bir bölüm vardı. Türkiye tarihinde ilk kez bir ekonomik politikayı hayata geçirecek ve bize o imkanı sağlayacak diyerek bir ifade kullandı. Şimdi bu kelimelere baktığınız zaman yeni bir politikanın dışındaki ekonomik kurtuluş savaşı ifadesini Sayın Cumhurbaşkanı 2018'de de söyledi. O zaman kur dolar 5,5 civarındaydı. Şimdi o zaman kurtuluş savaşını başlattı, ekonomik kurtuluş savaşını. Demek ki savaşı kaybediyor. Yıl 2021, Sayın Cumhurbaşkanı 2018'de başlattığı kurtuluş savaşını, ekonomik kurtuluş savaşını dün tekrarlayarak yeniden bir hareket noktasına getirerek yine aynı tekrarı yaptığını görüyoruz. Demek ki bu ekonomik kurtuluş savaşı değil. Sebep nedir? En önemli sebep Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği işte enflasyonla ilgili olarak faiz sebep, enflasyon sonuç dediği, netice dediği noktanın içerisine baktığımız zaman da Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylemlerinin karşılığını bulmadığını da görüyoruz. Piyasalar normalde güvensizlik noktasına itiyor. Merkez Bankası kura müdahale edemiyor. Niye edemiyor? Ve akşam komedi ötesi bir açıklama yaparak işte taahhütler noktasında piyasalarla ilgili biz müdahale edeceğiz, taahhütümüz yoktur manasına gelen ki yaptığı açıklamada doların dengesiz bir şekilde de doğru söylediği bir tane doğru var. Dengesiz, karşılığı olmayan bir manipülasyon, yani manipülasyon demediler de yani bir dengesizlik süreci içerisinde yürüdüğü manasında karşılığı olmayan bir kur hareketlerinin olduğunu söyledi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın uygulanmakta olan dalgalı kur rejimi altında kur seviyesine ilişkin bir taahhütü yoktur. Evet. Döviz kurları serbest piyasa dinamiklerince arz ve talep koşullarınca belirlenmektedir dedi. Ama bu 19 yılda ilk defa hani şimdi mi bu böyle oluyor diye insanın aklına bu soru geliyor. Peki yani hala 100... Dolar yani şimdi doların artması normal diyor yani bizim Merkez Bankamız bu açıklaması. Evet yani. Normaldir. Normal yani oynanıyor diyor. Evet, doğru. Evet. İyi de esas oyuncu sensin. Sen para politikası kuruluyla 100 baz puan, 200 baz puan. Peki hala 2017'nin son ayıyla. Çünkü faiz yüksek diyorlar ya işte faiz sebeptir, enflasyon sorunu. Pekala para politikası kurulunun 2017-2018'de 24 olduğunu görüyoruz. Yani faiz 24'tü. 2017'nin son 2018'de şeye baktığın zaman faize para politikası kurulunun verdiği %24 olduğunu görüyoruz. Şimdi süreç buraya doğru evrilirken bu noktaya gelirken bu nedir biliyor musunuz sevgili Ferit? Bu bir çaresizliğin göstergesi. Niye çaresizliğin bir göstergesi? Şimdi beceriksizlik deyip de orada da çok kıymetli insanlar var. Ekonominin içerisinde kimse ya bizi beceriksiz mi koydun? Beceriksizliğin ötesinde bir olay. Merkez Bankası'nda para yok. Merkez Bankası piyasaya işte o taahhütler dedikleri hadise var ya biz müdahale etmiyoruz. Hayır müdahale etmek zorundasın. Çünkü ithalatın kapanmaya başladı. Bugün akşam saatlerinde sana bir belge gönderdim. Biliyorsun Ferit, Türkiye'nin en büyük bir şirketi müşterilerine ne diyor? Tedarik zincirindeki ürünleri bulamadığımızda veya tedarik zincirindeki aksamalardan dolayı sizlere doların da hareketli olmasından dolayı, yani döviz kurlarının hareketli olmasından dolayı ürün veremiyoruz diyor. Ve bugün bütün sirkül ettiği, bütün müşterilerine sirkül ettiği belgeyi size gönderdim. Bugün siz de gördünüz evet, onu. Gördüm. Yani şu anda tedarik zinciri içerisinde. Atıyorum pastaneci şeker bulamıyor. Öbürü bilmem neyi bulamıyor. Şimdi denizcilik sektörüyle ilgili bir bilgi vereyim. Şimdi döviz üzerinde çalıştıkları için onları fazla etkilemiyor. Yani yüksek meblağın içerisinde. Ama yan sanayinin içerisinde Türkiye'de üretim yapmaya çalışan gemi inşa yan sanayinde sıkıntılar yavaş yavaş oluşmaya başlayacak. Çünkü tedarik zincirini bozuşurken dövizin yüksek rakamlarda seyretmesiyle birlikte üretime büyük bir darbe vuracak. Sayın Cumhurbaşkanı burada ya işte genişleme olacak, piyasalardaki bir genişlemeyle birlikte istihdam sağlayacak.
Asgari ücret 2826, belki bir ay sonra arttıracaklar. 2826'yı da bir İstanbul'da yaşayan bir insan için yaşama koşulları noktasında ne söyleyebilirsiniz? Hiçbir şey söyleyemezsiniz. Peki bu iş insanları konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan biraz kızgın, sinirli. Evet. Adeta hani tırnak içinde söylüyorum bunu. Hem kendi bakanını hem de iş insanlarını fırçaladı en son grup evet. toplantısında. Evet. Diyor ki ya alın size düşük faizli kredi. Bunlar nasıl insan dedi. Bunlar nasıl iş insanı dedi. Böyle diyor. Şimdi siz de tabii gazetecisiniz. Aynı zamanda bir iş insanısınız. Evet. Yani bu konuda bir taraftan KOBİ'ler işte demin söylediğiniz gibi iş insanları diyor ki biz bu aralar işte şey yapamıyoruz. Üretimde sorunlar var diyorlar. Ama Erdoğan öyle demiyor. Ne diyorsunuz bunu? Sayın Cumhurbaşkanı... Düşük faiz konusu dedi. Evet şöyle söyleyeyim. Sayın Cumhurbaşkanı bazı konularda vakıf oldukları konularla ilgili kendisine verdiği bilgiler noktası danışman. Çünkü 300-500 tane danışmanı var tahmin ediyorum Beştepe'de. Çünkü önüne gelen danışman kimliğiyle piyasada geziyorlar. Bu konuda ya yanlış bilgi verdim ya da Sayın Cumhurbaşkanı özellikle ve kasıtlı olarak yaptığını düşünüyorum. Eğer yanlış bilgi vermiyorsa o ondan daha kötü olduğunu düşünüyorum. Bankalardaki gittiği zaman bir niye kredi almıyorsunuz? Niye sürecin? Ya 2 artı 2 4 eder. Toplasan da 4 eder, çarpsan da 4 eder. Şimdi ticari iş insanlarının bu sürecin içerisinde karşılığını bulamayacak noktadaki kredilerle alıp kendilerinin yoğun bir şekilde sürecin içerisinde yani iş dünyasının içerisinde neden birincisi kendisini sıkıntısız? Üretim noktasında alternatif koyacağın bir şeyler olmayınca, yapamayınca ne yapacak? Adam kendi yağıyla kavrularak o sürecin içerisinden gitmeye başlayacak. Affedersiniz. Ve bu süreç devam ettiğinde ise kendini rahatlaması, güven oluşturulması. Güven ortamı olmadığı hiçbir yerde dış yatırımcı da iç yatırımcı da hiç hamle yapmaz diyorsunuz. Ama bir şey söyleyebilirim. Örneğin evet. son bir haftadır İstanbul'daki otellerde yoğun bir şekilde uluslararası fonlar, yatırım fonları Türkiye'ye gelmeye başladı. Neden Türkiye'ye gelmeye başladı? Çünkü Türkiye'de şirketler ucuz Eyvah. Satılmaya başladı. Pusuya mı yapmışlardı yoksa? Aynen, aynen. Şu anda yatırım fonları Türkiye'ye yavaş yavaş gelmeye başladılar. Vardı burada olanlar vardı, duyumlarımız vardı. Hatta görüştüklerimiz oldu. Ve önümüzdeki günlerde yatırım fonları Türkiye'ye çadır kuracak. Niye çadır kuracak? 10 liralık değeri olan şirketlerimiz 2 liraya, 3 liraya maalesef yabancıların eline geçecek. Ve fonları onlar da belli bir noktanın içerisinde oluşturduktan sonra yine ya satacaklar ve büyük karlarla yine ülkeden kaçıp gidecekler. İşte dış güçler dediği hadise Sayın Cumhurbaşkanı'nın ekonomi politikalarında görev verdiği insanların yaptığı yanlışlar. Bir de Sayın Cumhurbaşkanı müdahale her noktanın içerisinde Sayın Cumhurbaşkanı'ndan izin almadan da çok rahat bir şekilde karar verdiklerini düşünmüyorum bürokrasinin veya atanmışların veya siyasi noktadan görev yapanların. Bu noktadan dolayı da... Sayın Bahçeli bugün Merkez Bankası'nın bağımsızlığı da tartışmalıdır şeklinde bir çıkış yaptı. Bu da bir ilginç bir konu değil mi size göre? Evet, Devlet Bey bazen böyle... Yani siyasetçiler karar alır. Anayasa Mahkemesi'ni de kapatalım demişti. Anayasada yazan bir şeyi Sayın Devlet Bahçeli şu an tartışmaya açtı. Evet. Yani, Merkez Bankası'nın bağımsızlığını yani. Devlet Bey'in politikalarını bilemiyorum. Yani çözemiyorum diyeyim. Bilemiyorum demeyeyim de Sayın Bahçeli MHP liderinin politikalarını çözemiyorum. Yani bir denklemin içerisine koyamıyorum. Sayın Bahçeli şu anda siyasi iktidarın ortağı konumunda ve yürüyen iktidar içerisinde devam eden bir önemli bir lider. Çünkü bir siyasi hareketin lideri. Şimdi tabii ki Devlet Bey bugüne kadar süreçler içerisinde bundan önceki dönemlerde de
erken seçim çağrısını yapıp da Türkiye'deki siyasi iktidarın nevrini değiştiren, konseptini değiştiren bir lider, tarihe geçmiş bir lider bu noktada. Ama son dönemde Sayın Bahçeli'nin, Genel MHP Genel Başkanı'nın ekonomik veya genel ve şeylerle ilgili bir anayasa mahkemesini kapatalım sözünü anlamakta zorluk çekiyorum. Sayın Bahçeli neden kapatalım? Yani süreçle ilgili yanlış bir karar veya sizin sevmediğiniz bir karar aldığından dolayı mı kapatalım dedi? Veya Merkez Bankası'nın bağımsızlığı. Merkez Bankası bağımsız değil. Şu an eski bir milletvekili, AKP yöneticisi, Yeni Şafak'ın yazarı, bir dönem bir gazetede çalışmış ve bu arkadaşımız şu anda Merkez Bankası. Sayın Cumhurbaşkanı'nın meclisteki konuşmasının ertesi günü Sayın Cumhurbaşkanı'nın tak deyip selamı çakıp 100 bas puan, 200 bas puan düşürdü. Karşılığında ne oldu?